adamlar gözünü kaçırmama challenge yapıyor. Kadın ne yapıyor? Senin camdan kafasını çıkartıyor. Kameraya doğru bakıyor. Ama kafasının arkasından tren geliyor 300 kilometre hızla. Tam çarpacakken kamera hey diye bir bağırdı. Kenara çekildi. Bizim arabalar dışarıda, neden kalabiliyor dışarıda? Camları açıkken fazla benzin mi yiyor araba? Evet. O yüzden kapattım zaten, ben de hatırladım. Koyalım oraya, tamam. Daha ben çöpleri burada biriktirdim. Tamam. Çöp kovası gördüğümüzde atarım. Orada projektör mü antaramda? Baba. Cepleri yok değil mi? Baba. Yok ama peçete var. Baba ben YouTube'da dragon yazdıydım. Dragon ne yaptı adam, söyleyeyim mi? Ejderha. Yok dragon diyorum ben. Onu dragon ejderha demek. Sen öyle demek istersen. Dragon daha tatlı anlamına geliyor. Hadi. Daha tatlı oluyor öyle. Dragon ne yaptı adam, söyleyeyim mi? Tam saldıracaktı. Adam dedi ki dragonu dur dedi adam. Yanlış dedi. Adam dedi. Adam, dragon da diye ona yaslandı. Arkada çocuklar. Üç kafalıydı dragon. Baba internette gördüm. Ne olmuş? Bir tane adam köpeğini eğitiyormuştu. Köpek tabii çok büyük bir köpek, bayağı tehlikeli. Köpeğini eğitirken köpeğini yanlış bir şey demiş. Bilip bilmeden bir şeyler diyormuştu, ne olduğunu bilmediği. İnternetten bakmış, ondan sonra köpek bir üstüne atlamış. Adam boğularak ölmüş, köpek çok büyükmüş. 3 metre neyim demiş. 3 metre değil, ağırlığı fazla. Mesela senden daha ağır, benden daha ağır. Ama benden kısa. Senin köpeğin falan geliyordur ama yine de o bayağı insan öldürmüş. O benim köpeğim oldu. Ben büyüyünce kendime köpek alacağım. Kedi adamı saldırmaz. Cırmıklara odaklanır yani. Ama yok, ben köpek, dünyanın en kötü işini dakika, biliyorum. Bir dakika ben deli. Bir de köpek bir de ısırıyor, bir de cırmıklıyor. Isır diye cırmıklarsa daha kötü olur değil mi? Adam, o ben dünyanın en kötü işini biliyorum. Ne söyleyeyim ne? Mi? Ne? Bir tane market firması varmış. Deodorant satıyormuş. Her gün deodorant satın alan kişi 40 gün boyunca markete giriyormuş. Adamlar koltuk altını kokluyormuş. Deodorant. Deodorantın kokusu geçmiş mi diye, yani şey mi diye, kötü etki yapıyor mu diye kokluyormuş. 40 gün her gün bir adamın koltuk altını kokluyorsun. Ama aylık maaşları 30 milyarmış. Yani 30 günde 30 milyar. Şurada bir duman ne? Ya fabrikadan çıkıyordur dumandan, ya da yangın vardır, ya da ateş yakmıştır bile. Ya da evin bacasından çıkıyor. Evin bacasından o kadar çıkmaz, bir şirketten veya fabrikadan çıkar o. Mesela bak burada bir fabrika ama var. Ama ev, yok ev gibi bir şey vardı orada. Uzun bir şeydi ama çok uzun. Şeyden bile uzun. Mim mühendislik olabilir mi? Burada olabilir mi? Aha bak şundan geliyor. Bak dedim o bacadan çıkıyor diye. Bak şuradaki uzun bacadan. Bak ben oradaki de bacadan çıkıyor, gördün mü? Sipsiyah şu baca, bak. Sipsiyah, görüyor musun? Neden siyah? Betacım bak oradaki baca neden siyah? Çünkü hep duman üflüyor. Bak etrafa pis duman üflüyor. İşte şu ağaçlar falan filan o yüzden kesiliyor. Bak ne biçim duman atıyor hem de. Çok pislik. Ormanı kirletiyorlar işte. Jandarma dövecek. O öyle bir şey yapamaz. Çünkü o fabrika şu an dünya için çalışıyor. Yani bizim için. Ya bizim için. Bizim için çalışıyor. Ağaç kesmiyor ki onlar. Mesela orada yaptıkları şeylerin, yani oradaki makineler çalışıyor. Makineler ısındıkça duman veriyor. Dumanları oradan öyle havadan çıkartıyor. Havaya karışıyor. Tatil olacak da nereden para alacaksın? O zaman herkese tatil olsa şöyle bir şey olurdu. Elektrik olmaz, su olmaz. Elektrik olmaz, su olmaz, gaz olmaz. Neden? Çünkü o adamlar da çalışmaz. Şu an elektrik santrallerinde biri çalışıyor. Biz elektriğimizi onlardan alıyoruz. Sen benim dediğimi anlamadın. Ha, sadece bize tatil olsa. Yok.
Yok, adamlar istediği zaman çalışacak, istemediği zaman tatil yapacak. Bu. Ben hiçbir adam her bir gün işe gitmek istemez. Bazıları ise onlar da çok azdı. Şunlara mı çöpe atarız? Şurada çöp var zaten. Tabii şurada mavi çöp var.